Donanım Haber'den herkese selam, ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Casper'ın geliştirmiş olduğu Nirvana C600 modeline yakından bakacağız. Bakalım bu ürün bizlere neler sunuyor. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlamak istiyorum. Ürünün genelinde plastik malzemelere yer verilmiş. Kullanılan renk de metalik gri olarak geçiyor. Tasarımsal açıdan bakınca aslında Nirvana C600 modeli oldukça şık görünüyor. Özellikle ön tarafta konumlandırılmış olan bu hoparlör yapısı ses iletimlerinden yola çıkılarak cihazın ön tarafına yerleştirilmiş. Hepsi aktif değil, sağ ve sol taraflarda bazı kısımların aktif olduğunu görüyorsunuz ama bence genel açıdan bakınca ürünün şık görünmesine katkıda bulunmuş. Ek olacak şekilde ritimin en sona doğru geldiğimizde ise ufak ufak aydınlatmalarla karşılaşıyoruz. Burada mesela ürün aktif olduğunu gösteren bir aydınlatma koymuşlar. Ritimin içinde yanıyor. Ufak bir detay ama bence güzel düşünülmüş. Bunun da yanı sıra ürünün manşeti yapısı direkt olarak dikkatlerinizi çekebilir. Bizler aslında bu tarz tasarımlı ürünleri çok pahalı görüyoruz. Nirvana C600 o tarz ürünlerden biri değil. Serife ile kıyaslanınca bu tasarımsal haliyle ürün 135 derecelik bir açıya sahip. Sizler bu yapıyı oynatabiliyorsunuz. Bu yapının sunmuş olduğu büyük bir avantaj var. Soğutma performansı. Şimdi bu menteşe arası geniş olduğu için hava boşlukları daha da fazla artmış ve ürünün içerisindeki sıcak hava dışarıya daha kolay bir şekilde tahliye edilebiliyor ve cihazın ısınması belli bir seviyede olsa engellenebiliyor. Bu tarz tasarımlı ürünlerin genelinde zaten bizler bu avantajı fazlasıyla önemli buluyoruz. Bu soğutma performansı dışında görüş açısı ayarlama konusunda da kullanıcılara iyi deneyimler sunuyor. Ürünün ekranı ekrandan baktığımızda ise 15.6 inç büyüklüğünde bir ekran görüyoruz. Ekranımızın çerçeveleri sağ ve sol tarafta biraz daha ince tutulabilmiş. Üst ve alt taraf biraz daha kalın. Üst tarafta bizler ek olacak şekilde kameramızı da görüyoruz. Ve bu kameranın üst tarafında bir yapı dikkatlerimizi çekiyor. Nedir bu yapı? Bu yapı sayesinde ürünün kamerasını aktif edebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Bunu aktif ettiğinizde kamera kullanılıyor. Kapalı duruma getirdiğinizde kamerayı kullanamıyorsunuz. Bazı kullanıcıların güvenlik konusunda çekinceleri olabiliyor. Direkt olarak burada bir fiziksel buton var. Bu butonu yukarı aşağı oynattığınızda bu açma kapama işlemini yerine getirebiliyorsunuz. Bu sayede aklınızdaki soru işaretlerini bir kenara bırakabilirsiniz. Güvenlik konusunda bence oldukça güzel bir detay olmuş. Ekrandan sonra da klavyeyle devam etmek istiyorum. Üründe tam boyu bir klavyeye yer verilmiş. Numerik tuşları da yani bizler burada görebiliyoruz. Çok sesli çalıştığı söylenemez. Bence yazı yazarken kullanıcısına iyi bir deneyim sunuyor. İyi deneyimi ortaya çıkartan detaylardan biri de butonlardaki kaplama. Ürünün üzerinde bir yumuşak kaplama var. Eğer bir teknoloji mağazasına giderseniz, Casper'ın mağazasına giderseniz bu ürünü bence denemenizde fayda var. Üzerindeki kaplama nedeniyle basım hissiyatı daha güzel bir hale gelmiş ve yumuşak yumuşak yazdığınızı yazabiliyorsunuz. Sesli çalışmadığı için de bence kütüphane tarzı ortamlarda da rahatça kullanabileceğiniz bir klavye yapısı var Casper Nirvana C600 modelinde. Ve bu klavyede dikkatimi çeken bir diğer detay da şu oldu. Klavyenin üzerinin bazı yerlerinde turkuaz renkli fonksiyon ibareleri görüyorsunuz. Ürünün fonksiyon tuşları bu şekilde ön plana çıkartılmış. İnce bir detay, bizler bunu Casper F500 modelinde de görmüşüz ama cihazın genel olarak şık görünmesine katkıda bulunmuş mu? Evet, bulunmuş. Son olarak bu klavyede arkadan aydınlatma desteği bulunmuyor diyorum ve aşağıya touchpad'e iniyorum. Touchpad'imiz oldukça büyük, kullanımlarımız oldukça rahat. Bence genel bir kullanım yaptığınızda, gündelik işlemleriniz yaptığınızda sizlere ek bir mouse ihtiyacı doğurmayacaktır. Ancak programlara daha yoğun vakit geçireceksiniz, hızlı çalışmak istiyorsanız mouse kullanmanız bu tarz durumlarda gerekebilir. Benim belirtmem gereken kısım bu şekilde. Touchpad'den sonra ürünün ağırlığı ile devam etmek istiyorum. Bu tarz ürünlerde ağırlıklar önemli. Ürünün ağırlığı 1.8 kilogram. Aslında ürünün boyutları düşünüldüğünde oldukça ideal bir ağırlık. 1.8 kilogram. Çünkü bizler tam boyu klavyeye sahip 15.6 inçlik bir notebook'tan burada bahsediyoruz. Yani ürünün hitap ettiği kitleye bakıyorum. Ofis kullanıcıları, öğrenciler, gündelik kullanımlarda bence bir problemle karşılaşmayacaklar. Ürün boyutuna göre ideal bir ağırlığı bizlere sunuyor. Ürünün genel olarak tasarımsal detayları da bu şekildeydi. İsterseniz şimdi sizler için gerçekleştirmiş olduğumuz kamera, klavye, mikrofon testine birlikte yakından bakalım. Casper Nirvana C600 bizlere bu tarafta neler sunabilmiş. Herkese selam. Şu anda bu video kaydını Casper Nirvana C600 üzerinden kaydediyorum. Cihazın kamerası, mikrofonları bu şekilde çalışıyor.
Ürün testlerini sizler az önce gördünüz. Şimdi sol tarafta devam etmek istiyorum. Sağ tarafta herhangi bir port konumlandırılmadığı için. Bizler burada güç portunu, HDMI, 2 adet USB 3.0, USB A portunu görüyoruz. Tip C ve kulaklık portu da buraya konumlandırılmış. Sizler isterseniz Tip C üzerinden dosya aktarımları da yapabiliyorsunuz. Nirvana C600 modelinin Thunderbolt desteği var mı diye ürünün kendi internet sitesine baktım. Böyle bir bilgiyle karşılaşmadım, belirtmiş olayım. Portları da değerlendirecek olursak şunu söyleyebiliriz. Genel kullanım için, ofis kullanıcıları için oldukça yeterli port sayısına sahibiz. HDMI üzerinden görüntü aktarımları yapabiliyoruz. Portlardan sonra sıra geldi ekrana yakından bakmaya. Ürünümüzün ekranı 15.6 inç büyüklüğünde, 1920x1080 çözünürlüğünde, bünyesinde de IPS'li panel yer alıyor. 250 nit parlaklığa ulaşabilen bu ekran yansıma önleyici özelliğine de sahip. Bu sayede baktığınızda sizler kendiniz değil de ekranı görebiliyorsunuz. Önemli detaylardan biri. Bence IPS LCD panele göre de renkleri hiç fena değil. YouTube'da, Netflix'te güzel vakitler geçirmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ek olacak şekilde siyahları da bir IPS panele göre oldukça iyi. Eksi gördüğüm noktalarından biri bence şu olabilir. Parlaklık belki biraz daha yüksek olabilirdi. Bir eksi nokta belirlemek gerekirse bunu söyleyebilirim. Bunun dışında genel ofis tüketimleri için ekran gayet yeterli. Menteşe yapısı da açı ayarlamayı daha iyi bir hale getirebilmiş. Güzel olmuş. Medya tüketimi yaparken, çalışırken iyi deneyimler yaşamanızı sağlıyor bu menteşe yapısı. Çünkü sizler açıyı kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz menteşe yapısı sayesinde 135 derecelik bir açı ayarlanabiliyor. Son olarak bu ekran düşük mavi ışık ve titreşimsizlik özelliklerine de sahip. Bunlar ne anlama geliyor? Bizler biliyorsunuz bilgisayar başında uzun saatler vakit geçiriyoruz. Ve uzun bir sürede kullanım yaptığınızda göz sağlığınız korunabiliyor. Olumsuz bir durumla karşılaşmıyorsunuz. Yeni nesil teknolojik ürünlerde en fazla önemsediğimiz detaylardan biri bu olmalı. Çünkü bizler çok fazla ekranla muhatap olmak zorundayız. Gün içerisinde telefona bakıyoruz, tablete bakıyoruz, notebook'a bakıyoruz. Casper burada kullanıcıları düşünerek bu özellikleri ürün içerisine eklemiş. Evet, Casper Nirvana C600 modelinin ekran özellikleri bu şekildeydi. Şimdi gelelim güç tarafıyla devam edelim. Bu modelin içerisinde Intel Core i7-1165G7 işlemcisi bulunuyor. 10 nanometre üretim aşamasından geçen bu işlemci Superfin teknolojisiyle üretilmiş. Bu işlemciye de Intel Entegre grafik birimi Intel Iris eşlik ediyor. Entegre grafik biriminin performansını belirleyen detaylardan biri de RAM büyüklüğü. Aslında kendi başına da gayet yeterli. Ancak yer alan 32 GB RAM sayesinde hem normal kullanımda hem de görüntü aktarımları yaptığınızda Intel Iris X'e gayet başarılı sonuçlar veriyor. Harici bir ekran kartına sizler ihtiyaç duymuyorsunuz. Şu an sizler de ekranda ek olacak şekilde bilgisayarın Cinebench ve 3D Max skorlarını görüyorsunuz. Farklı cihazlarla ürünü kıyaslamak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyebilirim, Casper burada işlemci TDP'sini yapılandırmamış. Maksimum olan 28 W'da Cinebench testi açıkken ben görebildim. Bu da i7-1165G7'nin en yüksek performansı bizlere sunabildiğini gösterebiliyor. Ek olacak şekilde işlem gücü gerektirmeyen durumlarda da frekansları düşünerek hem fanların sessiz çalışmasını sağlamışlar hem de pil optimizasyonunu iyi hale getirmişler. Anlayacağınız üzere Casper C600 Mobility için uygun bir ürün. İşlemcinin özellikleri bu şekilde, şunu söylemek istiyorum. Bu ürün hitap ettiği kitle yapısı nedeniyle gündelik kullanımlarda, ofis tarzı kullanımlarda kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Daha yüksek beklentilere bence girmemelisiniz. Photoshop tarzı uygulamaları tabii ki kullanabilirsiniz ama daha ağır işlemlere girdiğinizde ürün hitap ettiği kitle bu olmadığı için belki beklentileriniz karşılanmayabilir. Eğer böyle bir beklentiniz varsa Casper'ın farklı modelleri var. Özellikle Excalibur serisinde daha güçlü modeller var. Çünkü hitap ettiği kitle orada biraz daha farklı. O modellere göz atabilirsiniz. Bu ürün genel olarak gündelik kullanım, öğrenci ve ofis kullanıcılarına hitap ediyor. Ama diyelim ki canınız sıkıldı, oyun oynayabilir misiniz? Evet, oyun oynayabilirsiniz. Intel Iris X'e burada kötü bir performans sunmuyor. Ancak bazı özelleştirmeler yapmanız gerekiyor. Hem çözünürlük tarafında hem de oyunun görüntü ayarları tarafında bu özelleştirmeleri yaptıktan sonra oyunlarınızı da oynayabilirsiniz. CS:GO, Valorant gibi oyunlardan ben burada sizlere bahsediyorum. Önemli bir kısım da var, bundan da bahsetmek istiyorum. Bana ulaşan Nirvana C600 modeli i7-1165G7 işlemciye sahip ama cihazın farklı varyantları da bulunuyor. Sizler ürünün internet sitesine girdiğinizde, yani Casper'ın internet sitesine girdiğinizde bu farklı versiyonları görebilirsiniz. Oradan özelleştirme yaparak da ürünü satın alabiliyorsunuz. Ben bana ulaşan model üzerine testlerimi gerçekleştirdim, belirtmiş olayım. İşlemciden sonra da RAM ile devam etmek istiyorum. Üründe 32 GB büyüklüğünde DDR4 bir RAM yer alıyor. Bu ürün toplamda
64 GB'a kadar RAM'i destekliyor. İşlemcide geçerli olan konu burada da geçerli. Özelleştirme yapabiliyorsunuz. Sizler isterseniz yine Casper İnternet üzerinden RAM'i özelleştirebilirsiniz. Yine belirteceğim, bana ulaşan modele özgü olacak şekilde ürün 32 GB'lık bir RAM ile geliyor ve bu RAM'lerin çalışma frekansı da 3200 MHz. RAM'den sonra da depolama ile devam edelim. Üründe 1 TB büyüklüğünde M2, M21 SSD yer alıyor. Bu SSD'nin okuma yazma hızı değerlerini sizler şu an ekranda görüyorsunuz. Şunu söyleyebilirim, gündelik kullanımlarda ürünü açtığınızda hızlı bir deneyimle karşılaşıyorsunuz. Sekmen arası geçişler yaptığınızda, masa üstüne döndüğünüzde, yani genel kullanımda iyi deneyimler ortaya çıkıyor. Çünkü üründeki SSD gerçekten hızlı bir SSD. Bütün ihtiyaçlarınıza karşılık verecektir. Az önce basmış olduğum işlemci verimdeki durum burada da geçerli. Özelleştirmeleri SSD tarafında da yapabiliyorsunuz. Sıra geldi hoparlöre yakından bakmaya. Üründe 1 watt gücünde 2 adet hoparlör yer alıyor. Dolby ses sistemi bu üründe kullanılmış. Kullanıcıya dönük olması nedeniyle güzel deneyimler yaşıyorsunuz. Yani hoparlörler burada direkt olarak sizlere hitap ediyor. Bu da ses deneyimini etkileyen detaylardan bir tanesi. Özellikle bizler yenisi notebooklarda kullanıcıya dönük hoparlörleri daha sık görmeye başladık. Sizler için de bir hoparlör testi gerçekleştirdik. Şimdi isterseniz bu teste yakından bakalım. Hoparlör testinden sonra sıra geldi batarya tarafına. Ürün içerisinde 3 hücreli 46.5 watt bölü saatlik bir batarya bulunuyor. Bu batarya kutudan çıkan hafif adaptörle birlikte şarj edilebiliyor ki Casper F500 modelinde de söylemiştim. Adaptörlerin ağırlığı fazlasıyla önemli. Evet, bu ürün mobiliteye uygun bir ürün. Sizler isterseniz adaptör taşımadan da ürünü kullanabilirsiniz ama gerekli durumlarda da ürünü şarj etmeniz gerekecek. Ağır bir adaptörle kimse karşılaşmak istemez. Çünkü yeniden belirtmek istiyorum. Ürün hitap ettiği kitle biraz da mobilite kitlesi. Yani ürünü yanında taşıyan bir kitle. Bu tarz durumlarda da ağır adaptörle birlikte gezmek pek güzel olmuyor. Ben üniversite dönemimde böyle bir deneyimle karşılaşmıştım. Bu ürünün üzerinde böyle bir durum söz konusu değil. Peki batarya performansı ne durumda? Şimdi şunu da söyleyebiliriz. Ürün düşük güç tüketimine sahip olan bir ürün. Gerekli durumlarda frekansını kısarak batarya performansını optimize edebiliyor. Bu sayede daha uzun ekran süreleri alabiliyorsunuz. Ürünün bataryası gündelik ofis kullanımları için günü kurtarabilecek bir batarya sahip. Ancak sizler daha detaylı işler yapacaksınız, işlem gücü gereken uygulamalara gireceksiniz. Bu tarz durumlarda pil daha fazla kullanıldığı için yanınızda adaptörün bulunmasına fayda var. Ürünü şarj ederek de bu şekilde kullanabiliyorsunuz ve batarya kısmı da işte bu şekildeydi. Son olarak da sizlere işletim sisteminden bahsedeceğim. Bana ulaşan model Windows 11 işletim sistemine sahip. Güncel bir işletim sistemi, eski sorunlarından arındırılmış, gayet rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Ben test ettiğim süre boyunca herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadım. Ama yine önemli bir detay var. Az önce bahsetmiş olduğum donanımlardaki bu özelleştirme kısmı burada da bulunuyor. Eğer sizler isterseniz ürünü FreeDOS olacak şekilde de satın alabiliyorsunuz. Ama bana ulaşan model Windows 11 işletim sistemine sahipti. Belirtmiş olalım ve bu incelemede işte bu kadardı. Evet, bu videoda sizlerle birlikte Casper Nirvana C600 modeline yakından bakmış olduk. Sizler ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşleriniz yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Ben Enes, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.